Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 18. birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklarımız var bugün yine. Tekirdağ İl Başkanımız, Burdur İl Başkanımız, Ankara İl Başkanımız, Niğde İl Başkanımız ve Adana İl Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz başkanlarım. Denizli Çivril İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Hatay Belen İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Düzce Merkez İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Düzce Kaynaşlı İlçe Başkanımız, Ankara Purçaklar İlçe Başkanımız, Niğde Merkez İlçe Başkanımız ve Bor İlçe Başkanımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Denizli Çivril Belediye Meclis Üyelerimiz, Niğde Kemerhisar Belediye Başkanımız, Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanımız ve Kocaeli Dilovası İlçe Örgütümüz, Kocaeli Derince Gençlik Örgütümüz, Niğde Kemerhisar Belde Başkanımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin değişik illerinden gelen Bordo Bereli Komando Emekli Assubay ve Gazilerimiz aramızda. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Sütlüce, Esentepe, Zişan, Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri aramızda. Hoş geldiniz. İstanbul'dan gelen Türkiye Konutta Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu aramızda. Hoş geldiniz. Düzce Kaynaşlı'dan muhtarlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Tekirdağ Marmara Ereğlisi Engelli Hakları Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu, Ordu İli Fatsa İlçesi Bolaman Eski Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz. Şimdi haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Değerli arkadaşlarım ve bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Gerçekten üzüntülüyüm, gerçekten. Gönül ister ki bu tür toplantılarda neler yapacağımızı anlatsak. Gönül ister ki bu tür toplantılarda fakirin fukaranın derdine çare üretsek. Gönül ister ki bu tür toplantılarda siyasi ahlakı yükseltsek, siyasette temizliği hakim kılsak, kul hakkı yiyenleri alıp eleştirsek keşke. Bu tür toplantıların böyle olması lazım. Ve salondan ayrılırken de huzur içinde ayrılmamız lazım. Bir amacımız olmalı, bir hedefimiz olmalı, bir ilkemiz olmalı. Gerçekten acıyım. Acıyorum. Yaşadığımız sürece acıyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, aramızda Bordo Bereliler var. Geçmişte bu görevi yapan arkadaşlarım var. Bu grup toplantısında söz vermiştim onların sorunlarını dile getireceğim diye. Ama bu grubun bir özelliği var. O nedenle kusura bakmasınlar, önümüzdeki haftaya değineceğiz. Önümüzdeki haftaya sözüm. Önümüzdeki hafta değineceğiz. Elazığ ve Malatya'da yaşananlar. Hayatını kaybedenler, hepimizin ortak acısı. Üzülüyoruz. Düşünün, Kızılay, Kızılay olmaktan çıktı. Nasıl üzülmezsiniz? Nasıl dertlenmezsiniz? Filistin üzerine oynanan oyunlar. Filistin. Kadim bir coğrafya. Yıllarını verenler, hayatlarını verenler. Bura üzerine oynanan oyunlar. Nasıl üzülmezsiniz? Suriye'de yaşananlar, şehitlerimiz geldi. Nasıl üzülmezsiniz? Yıllardır söylediklerinizi alıp bir tarafa atar
ve sonra şehitler ortaya çıkınca ne diyeceksiniz arkadaşlar? Gerçekten üzüntülüyüm. Bakınız değerli arkadaşlar, Elazığ'da deprem olduğunda valiyi aradım hemen akşam. İl başkanımız sayın valinin yanındaydı. Daha henüz ölüm haberleri gelmemişti, yaralanma haberleri gelmemişti. İnşallah gelmez dedik. Sayın vali de aynı dileklerde bulundu. Ama 6.8 şiddetinde hemen iki genel başkan yardımcısını ve milletvekili arkadaşlarımızı görevlendirdim. Malatya ve Elazığ'a gidin. Tabloya bakın diye. Elazığ milletvekilimiz zaten oradaydı. Dolayısıyla bir iş bölümü yaparak biz acaba burada ne oldu? Eğer bir kayıp varsa yaraları nasıl sarabiliriz diye bunun çabası içine girdik değerli arkadaşlar. Arkasından arkadaşlara söyledim. Hemen gelmem gerekiyor mu Elazığ'a? Hayır dediler. Gelirseniz trafiktir, yoldur, tıkanmadır. Şimdi enkazdan insanlar çıkarılıyor, sağ olarak çıkarılıyor, cenazeler çıkarılıyor. Dolayısıyla bu aşamada gelmeniz doğru değil. Bekleyin biz size haber veririz, o zaman gelirsiniz. Peki hay hay. Değerli arkadaşlarım, daha sonra arkadaşlar evet gelebiliriz dediler. Gittik oraya. Üç genel başkan yardımcısı, Adana, Mersin ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla beraber gittik. Genel başkan yardımcılarını görevlendirdik ama aynı zamanda başta büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere belediyelerin yapacağı yardımı da koordine etmeye çalışıyoruz. Bölgeye insani yardım götürmemiz gerekiyor. Kar var, kış var, soğuk var. Kadın var, çocuk var, çocukların ihtiyacı var. Bütün bunlara acaba nasıl çözüm üretebiliriz diye. Elazığ'la belediyeler arasında köprüler kuruldu. Nelere ihtiyaç varsa o ihtiyaçların öncelikle ve ivedilikle karşılanması gerekiyordu. Bunlar da yapıldı değerli arkadaşlarım. Sivrice Belediyesi'ne gittim. Depremin merkezi olduğu ifade edilen yere. Belediye başkanımızla konuştuk. Yazıkonak Belediye Başkanı'na gittim. Sayın Belediye Başkanımızla da konuştuk. Hastanede yaralılar vardı. Yaralılara gittik. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi tek tek ilettik. Emin olun. Hani dert dinliyorsunuz ama ölümden dönmüş, enkazdan çıkmış kişinin hastanede bana anlattığı dert ne biliyor musunuz? Çocuğum işsiz. Nasıl üzülmesiniz? Ölümden dönmüş, enkazdan çıkmış. Çocuğum işsiz, evladım işsiz. Üniversiteyi bitirdi. Nasıl iş bulacak? Kendisini unutmuş. Çocuğunu düşünüyor, evladını düşünüyor. Siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak üzülmez misiniz bu tabloya? Nedir bu tablo diye sormaz mısınız? Değerli arkadaşlarım, daha sonra taziyelere gittik. Gerçek anlamda bir insanlık dramı var arkadaşlar. Öyle gidip merhaba başınız sağ olsun deyip değil yani. Olay o kadar basit bir olay değil arkadaşlar. 2 aylık çocuğunu, 7 yaşında çocuğunu, kayınvalidesini, kayınpederini ve eşini kaybeden bir gençle görüştük. Ben evdeydim dedi, çocuklarım oradaydı. Niye siz evdeydiniz, çocuklarınız orada diye sorduğumda, bizim ev soğuk ama kayınpederin evi sıcaktı, çocukları onun için oraya gönderdik. Şimdi bu ikinci bir deprem, vicdani bir deprem değerli arkadaşlarım bu. Sıradan bir olay değil bu olay. Gidiyorsunuz, dinliyorsunuz. Daha önce depremde doğan bir çocuğun bu depremde hayatını kaybeden babasıyla karşılaşıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu tür talepler, bu tür acılar, bu tür şikayetler, bu tür beklentiler, hani bir afet sonrası olabilir, makul karşılayabilirsiniz. Afet sonrasıdır, insanların talepleri vardır, insanlar acılıdır, insanların beklentileri vardır. Bir şekliyle bunları karşılamak istersiniz. Elbette karşılanması lazım. Sonuçta şu tablo beni bu süreç içinde sevindiren en büyük tablo,
görüşü, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun 82 milyonun kilitlenmiş olmasıdır. 82 milyon biz acaba bu sorununu nasıl aşarız? Nasıl yaparız da yaraları sararız? 82 milyonun ortak beklentisi bu. Bu gerçekten de beni mutlu eden bir tablo. Daha sonra o gece Elazığ'da yattım. Çünkü Sayın Gürsel Erloğlu dedi ki buraya gelirseniz bir gece Elazığ'da yatacaksınız. O gece 2+ deprem de oldu. Daha sonra bölgeyle ilgili muhtarlarla oturup konuştuk. Muhtarlarla da konuştuk. Sonra Malatya'ya gittim. Malatya'da orada da Kale Belediyesi'ni ve Doğan Yol Belediyesi'ni ziyaret ettim. Onların da dertlerini dinledik. Kaymakamı ziyaret ettik. Dertleri dinledik. Yaşanan bir tablo var, yaşanan bir dram var ama deriz ya Allah kimseyi bir felaketle karşı karşıya getirmesin. Değerli arkadaşlarım, bölgedeyken ciddi eleştiriler de aldım. Ciddi eleştiriler de aldım. Eleştirinin kaynağı ne biliyor musunuz? Ben bu kürsüde vatandaşların sorduğu bir soruya siyasi iktidarın cevap vermesi gerektiğini söyledim. Deprem vergileri toplandı. Bu vergiler nereye harcandı? Vatandaş bunu soruyor dedim. Bu vatandaşa bunun cevabını verin dedim. En ağır eleştirileri aldım. En ağır eleştirileri. Ya en haklı soru vatandaş soruyor. Efendim biz deniyor ki süratle ulaştık. Çözüm için mücadele ettik. Doğrudur. Kimse buna bir şey demiyor ki zaten. Özellikle AFAD'a teşekkür etmek isterim. Bakın AFAD'a teşekkür etmek isterim. Her gittiğimiz yerde Kızılay'ın değil, AFAD'ın çadırları vardı. Hayır, yeterlidir, yetersizdir, içine yeteri kadar yaşayanlara imkan sağlandı mı sağlanmadı, o ayrı bir olay. Ama en azından görüyorsunuz. Özenle çalışan, canla başla çalışan bir kurumu görüyorsunuz. O nedenle kendilerine de teşekkür ettim. Yine ediyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Depremle mücadelenin iki ayağı vardır. Birincisi tedbir almaktır. Buna önlem almak diyoruz. Burası deprem bölgesi mi? Deprem bölgesi. Kim söylüyor? Bilim insanları söylüyor. Uzmanları söylüyor. Bu işi bilenler söylüyor. Burası deprem bölgesi ise deprem olduğunda insanlar ölmesin diye tedbir alacaksın. Ne yapacaksın? Binayı depreme dayanıklı yapacaksın kardeşim. Bu kadar basit. Önlem almak budur. Devleti yönetmenin gerekçesi de budur. Peki deprem oldu, binalar yıkıldı. Yıkılabilir. Çok daha şiddetli bir deprem olur. Sizin yaptığınız bina da yıkılabilir. Onun adı kriz yönetimidir. Deprem olmuştur. İnsanlar enkazın altındadır. Onun adı kriz yönetimidir. Önlem almak değildir. Önlem almadığınız için insanlar ölüyor. Örnek verdim. Ya Japonya. Japonya'da bizden daha şiddetli deprem oluyor mu? Oluyor. Ama kimsenin burnu kanamıyor. Biz de Elazığ'a da gittim. Malatya'ya da gittim. Daha önce de deprem bölgelerini gezdim. Binaları çöken ve hayatını kaybedenlerin %99,9'u fakirler. Fakirler, garibanlar yani. Bu da hayatın bir başka gerçeği olarak duruyor önümüzde. Değerli arkadaşlarım, hani derler ya, Basra harap olmadan önce önlem alacaksın. Basra harap olduktan sonra ne yapacaksın? Ondan sonra kriz yönetimidir. Biz diyoruz ki, bu vergileri topladın, neden dayanıklı binaları yapmadın? Cevap veriyor beyefendi. Açıklamaya gerek yok. Öyle bir cümlesi var. Bay Kemal'e mi anlatacağız bunu? Hayır efendim, bana değil. Ben zaten senin ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sen vatandaşın sorusuna cevap vereceksin. Vatandaş soruyor bunu sana. 82 milyon soruyor sana bu soruyu. Ben bu soruyu soruyorum. Efendim Van'da şunu yaptık. Ben de biliyorum Van'da yaptın. Van'ı bilmez olur muyum? 604 ölü var Van'da. Van depreminde.
Ben Van depreminde de gittim. Van'da da bir gece kaldım. Çocuklarla da buluştum. Ailelerle de buluştum. Orada da yardımlara baktık. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Ama önlemi ne zaman aldın? 604 kişi öldükten sonra. Ne zaman alman gerekiyordu? 604 kişi ölmeden önce alacaktın. Efendim harcama yaptık. Doğru. Evler yaptın. Doğru. Ama 100 metrekarelik evi depremzedeye 75 bin liraya sattın arkadaş ya. Sattın ya. Vergi aldın eyvallah. Vergiyi aldın eyvallah. Depreme dayanıklı konutlar yapacağım dedin eyvallah. Deprem oldu, insanlar öldü. O konutları yapmadın. 604 kişi öldü. Kalkıp bana cevap veriyorsun. 20 katrilyon lira para harcadı. Harcadın. E daha fazlasını da aldın. Vanlılardan aldın bunu. Vanlıların hepsi biliyorlar. Değerli arkadaşlarım. Yine gezdiğimiz yerde söyledim. Gezdiğimiz yerlerde değerli arkadaşlar. Ortak bir talep vardı. Elazığ afet bölgesi ilan edilsin diye. Muhtarı da söylüyor, sanayicisi de söylüyor, sokaktaki vatandaşı da söylüyor, esnafı da söylüyor. Herkesin ortak talebi. Bir sorunumuz var burada, bir afet yaşadık. Afet bölgesi ilan edin. Olur, biz bunu teklif ederiz dedik. Dedik afet bölgesi ilan edilsin diye. Malatya'da dahil olmak üzere, çünkü deprem bölgesi deyince Malatya ve Malatya'nın bir bölümüyle Elazığ kapsayan bir süreç, bir alan ilan edilsin dedik. Efendim Kılıçdaroğlu siyaset yapıyor. E ne yapayım? Yani vatandaşın talebini söylemeyeyim mi ben? Dedik, ilgili arkadaşımız, Elazığ milletvekilimiz, afet bölgesi ilan edilsin diye bir çalışma yapacak. Parlamentoya gelecek. Önereceğiz bunu. Biz iktidardan cevap beklerken MHP'den cevap geldi. CHP'nin hiçbir talebine olumlu görüş bildirmeyiz. Yani olumlu el kaldırmayız. E olur, kaldırmayabilirsiniz. O bizim derdimiz değil arkadaşlar. O bizim derdimiz değil. Bizim derdimiz nedir? Vatandaşın sorununu nasıl çözeceğiz? Yoksa oy vermişsin vermemişsin. Millet görecek zaten bunu. Siyasette samimiyet farklı bir şeydir arkadaşlar. Samimiyetin özü şudur. Dilin ve gönlün, dilin ve yüreğin, söylemin ve kalbin aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri dillendiriyorsa siz samimisiniz. Biz samimiyiz. Biz samimiyiz. Hiç kimsenin burnu kanamasını isteriz. Hiç kimsenin. Hiç kimse üzülmesini isteriz. Herkes düşüncesini rahat söylesin, bunu isteriz. Biz bunu istiyoruz. Dolayısıyla yaşadığımız olay sıradan bir olay değil. Getireceğiz parlamentoya. Bakalım kim neyi söyleyecek değerli arkadaşlar. Tabii az önce AFAD'a teşekkür ettim. Bu gibi afetin yaşandığı durumlarda bir kurumumuz daha var. Önemli bir kurumumuz daha var. Adına Kızılay diyoruz. Kızılay'da nerede bir deprem olsa, yangın olsa, sel olsa, eski afişleri öyleydi ve Kızılay oradaydı. Hatırlıyorum. Okulda öğrenciyken öğretmenlerimiz bize Kızılay kumbarası verirlerdi. Biz Kızılay kumbarası ile gider Kızılay'a bağış toplardık. Getirdiğimiz kumbarayı parayı öğretmenimize teslim ederdik. Öğretmenimiz bir tutanaklı alır, bunu Kızılay yetkililerine teslim ederdi. 152 yıllık bir kurumdan söz ediyorum değerli arkadaşlar. 152 yıllık bir kurumdan. Köklü bir kurumdan söz ediyorum. Hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte kurdukları ve sürdürdükleri bir kurumdan söz ediyorum. Peki değerli arkadaşlar, 157 yıllık, 152 yıllık bir kurum bugün hangi durumda? Az önce söyledim. Deprem bölgesine gittim. 2 gün orada kaldım. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Bir tek Kızılay çadırı dahi yok. Değerli arkadaşlarım, Kızılay dediğimiz kurum, tarihi kökleri olan bir kurum, sıradan bir kurum değildir. İnsani bir kurumdur. İnsani bir kurumdur. Gönüllülerin çalıştığı bir kurumdur. Fakirin, fukaranın derdine çözüm üreten bir kurumdur.
Hani sık kullanırız ya garip kurama. İşte tam da garip kuramaya sahip çıkacak kurumdur Kızılay. Kızılay'ın özelliği budur. Zor günde yanımızda olur. Derdimize derman olur. Sorunlarımızı çözer. Sadece Kızılay değil. Kızılay, Yeşilay, Çocuk Esirgeme Kurumu. Üçü de zaten sosyal devletin ana omurgasını oluştururlar. Sosyal devlet dediğimiz zaman devlet nedir? Tamam, bakidir, güzel. Ama sosyal devleti vatandaşa hissettirecek kurumlar vardır. O kurumlardan birisi Kızılay'dır. Birisi Yeşilay'dır. Birisi Çocuk Esirgeme Kurumu'dur. Bunların içinde en büyüğü Kızılay. Bugüne kadar olabildiğince Kızılay sıcak siyasetin dışında kaldı. Bugün sıcak siyasetin göbeğinde. Nasıl üzülmezsiniz? Nasıl hayıflanmazsınız? 152 yıllık bir kurum bu hale mi düşmeliydi? Allah aşkına söyleyin bana. Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. 152 yıllık bir kurum bu halde mi olmalıydı? Yazıktır, günahtır ya. Emeğe yazıktır, günahtır. Tarihe yazıktır, günahtır. Türkiye'ye yazıktır, günahtır. Ne hale getirdiler değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, Türkiye genelinde 750 olan şubeyi indirdiler 153'e. Yüzlerce, binlerce taşınmazı var Kızılay'ın. Gidiyor Kızılay, İstanbul'da tarihi bir yer buluyor. Orayı kiralayacağım diyor. Beyefendiler rahat etmiyorlar çünkü. Güzel yerlerde yaşamak istiyorlar. Sadece sorun çözülsün diye verdikleri para 100 bin doların üstünde. Dolar bazında kiralıyorlar. Eleştiri gelince de vazgeçiyorlar. Sahibi de diyor ki, binanın sahibi, bir dakika diyor, siz burayı perişan ettiniz, bu tarihi bir yerde. İki, kiraladınız, benim hakkım var. Al 100 bin doları, sesini kes diyorlar. Değerli arkadaşlarım, Kızılay bu mudur? Kızılay ne dönüyor? Gönüllü hizmet kuruluşudur Kızılay. Yöneticilerinin de gönüllü olması lazım. Yöneticilerinin astronomik aylık alıyorlarsa iş gönüllülükten çıkıyor artık. Lüks arabalar, lüks arabalar, lüks maaşlar, yüksek maaşlar, bütün bunların hepsi var burada. Ve bunun adı Kızılay. Kime yararlı olacak? Fakire, fukaraya. Kaynaklar kime gidiyor? Varlıklara. Kendileri kullanıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha var. Son günlerde dile gelen, Kızılay'ın bir paravan kuruluş olarak kullanılması. Ensar Vakfı'na yapılan bağış. 8 milyon doları ben vereceğim diyor. Başkent Kas. Bunun 7 küsür milyon dolarını diyor sen falan vakfa vereceksin. Türkiye'ne vereceksin diyor. Gidecek şeye, Amerika'ya. Oraya vereceksin diyor. Şartlı bağış yapıyor. Birinci soru şu. Ya Kızılay zaten bağış alan bir kurum. Kızılay neden bir başka yere bağış yapsın? Niye başka bir yere bağış yapıyor? Yurt yapacaksa kendisi yapar. Kendisi yapar yurdu. Bakın, Manhattan adasında yurt yapıyorlar. Bir gökdelen aslında, adına yurt diyorlar. Manhattan. Amerika'nın en pahalı yeri. En pahalı yeri. Ya metrekaresi 10 bin dolar, 5 bin dolar, 7 bin dolar orada kiraları. Metrekaresinden söz ediyorum. Efendim oraya gidip öğrenciler kalacakmış. Yurtta öğrenciler kalacakmış. Yurtta öğrenciler mi kalacak? Yoksa saray yandaşları kendi geleceklerini orada garanti altına mı alacaklar? Bakın, bu yıl kredi yurtta üniversiteyi kazanıp kredi yurtlar kurumuna başvurup yurtta kalmak istiyorum diyenlerden 60 bin kişi yer bulamadı. 60 bin kişi. Sen bırakmışsın Türkiye'de yurdu, Amerika'da yurt yapacağım diyorsun. Bizim Amerika'daki temsilcimiz bu konuyu araştırıyor. Gerçekten böyle bir para geldi mi bu vakfa, Türkiye Vakfı'na, TÜRGEV aracılığıyla?
Böyle bir para şimdilik görünmüyor. Ama izleyeceğiz. Niçin izleyeceğiz? Fakir fukara için. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için izleyeceğiz. Yazıktır, günahtır ya. Nasıl üzülmeyeceksiniz? Nasıl dizinize vurmayacaksınız? Kızılay denen bir kuruluş nasıl paravan olur? Vergi kaçırmaya paravan Kızılay. Vergi kaçırmaya. Ben daha önce Man Adası'ndan söz etmiştim. Bir Manhattan var, o da Man. O da Man'ın başka versiyonu. O da orada bir ada, Amerika'da. Devlete vergi ödememek için, bakın, devlete vergi ödememek için dolarları buradan gönderdiler, oradan Türkiye'ye getirdiler, 5 kuruş vergi ödemediler, 15 milyon dolar gelir elde ettiler, 5 kuruş vergi ödemediler, 5 kuruş. Bunu dile getirdim, defalarca söyledim, belgeselini yaptık, mahkemeden yasaklama kararı çıkardılar, mahkemeden. O hakime de seslenmek isterim. Sen de vicdan var mı Allah aşkına ya? Sen de ahlak var mı acaba ya? Sen de hukukun kırıntısı var mı acaba ya? Niçin? Vatandaş görmesin, vatandaş duymasın bunları. Duyacak vatandaş, anlatacağız. Hep beraber anlatacağız. Manhattan'da yurt yapıyorsun. Ne yurdu ya? Sen milleti mi kandırıyorsun? Ayrıca arkadaşlarımız araştırma önergesi verecekler. Adım gibi biliyorum. Adım gibi biliyorum. Keşke mahcup olsam. MHP ve AK Parti araştırma önergesine hayır diyecektir. Ne gerek var araştırmaya? Malı zaten götürdük. Götüren zaten belli. Rüşvet de belli. Her şey belli. E siz diyorsunuz araştıralım. Ya araştırılır mı bunlar kardeşim? Diyecektir. Kim? Erdoğan ve Bahçeli diyecektir. Erdoğan ve Bahçeli diyecektir. Üstelik bağışı yaptığınız yer de çocuk tacizinden sabıkalı olan bir yer. Sabıkalı olan bir yer. Değerli arkadaşlarım, buna gerekçeyi Kızılay Başkanı buluyor. Gerekçeyi. Efendim bu bir vergi kaçakçılığı değil diyor. Bu bir vergiden kaçınmadır diyor. Beyefendi vergi hukukçusu da kesilmiş yani, haberimiz yoktu ama öğretmişler böyle diyeceksin diye. Hayır efendim, hayır. Bu açıkça fakir fukaranın hakkının soyulması demektir. Soyulması demektir. 8 milyon dolara eğer hazineye gitseydi, 8 milyon dolar vergisi hazineye gitseydi, bu çocukların 60 bin öğrencinin yurdu yoktu değil mi? Bakın kaç kişiye burs verilemiyor arkadaşlar. O da başka bir facia. 285 bin 118 öğrenciye ayda 275 lira Milli Eğitim burs verecek. Para bulamadılar, bursu zamanda veremediler. 285 bin öğrencinin ahdi vardır bunda. 8 milyon dolar üzerinden vergi ödeselerdi, bu 285 bin 118 öğrenci belki zamanında bursunu da alacaktı. Biz bunlara üzülüyoruz arkadaşlar. Sorunumuz bu. Bunların düzelmesi lazım. Ahlak dediğimiz kavramın siyasette egemen olması lazım. Eğer Kızılay denen bir kurum içten içe çürümeye başlamışsa devlet çürüyor demektir. Devletin kurumları çürüyor demektir. Neden ısrarla liyakat diyorum? Neden liyakat diyorum? Neden işi eline verin diyorum? Bunun için diyorum. Devlet çürümesin diye. Devleti çürüttünüz siz. Bunun adı açıkça peçelemektir. Malı götürmektir yani. Böyle vergiden kaçırma falan filan değil. Vergiden kaçırma nedir? Alkolde vergi vardır. İçmezsiniz, vergiden kaçınırsınız. Bitti, bu kadar basit. Bu kadar basit yani. Vergiye tabi bir işlemi yapmazsınız. Vergiden kaçınırsınız. Ama hülleyle, Kızılay'ı kullanarak, devletin en saygın kurumlarından birisini, 152 yıllık bir kurumu kullanarak vergi kaçırma yoluna giderseniz, bunun vebali ağırdır değerli arkadaşlarım. Buna da herkesin dikkat etmesi lazım. Ha, olması gereken ne? Olması gereken şu. Kızılay yönetiminin istifa etmesi lazım.
Eğer ahlaklı bir yönetim varsa, ahlaklı bir yönetim varsa istifa etmesi lazım. Ahlak denen bir kavram vardır ya. Ahlak denen. Kim bilir arkasından daha neler çıkacak? Araştırma önergesi kabul edilirse Kızılay'ın nasıl bir partinin arka bahçesine dönüştüğünü de göreceğiz. Yöneticileri nasıl astronomik gelirler elde ettiklerini de göreceğiz. Ama orada, yani meclis genel kurulunda, ister kabul edilsin ister edilmesin, bunun takipçisi olmak Cumhuriyet Halk Partilerinin ortak görevidir. Değerli arkadaşlarım, biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı sadece kendimiz için yapmadık. Bütün mazlum milletlere örnek olsun diye de yaptık. Cumhuriyeti sadece kendimiz için kurmadık. Bütün İslam coğrafyası da cumhuriyet olsun diye yaptık, örnek aldılar. Milli Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir. Egemen güçlere karşı yapılan bir savaştır. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği ortak bir mücadeledir Milli Kurtuluş Savaşı. İşgale karşı yapılan bir savaştır. Dağıtılan orduları yeniden toparlamak için yapılan bir savaştır. Sevri yırtıp atıp bağımsız Türkiye'yi kurma savaşıdır Milli Kurtuluş Savaşı. Filistinliler yıllardır mücadele ediyorlar. Kendi toprakları için mücadele ediyorlar. Kendi topraklarında kurdukları devletin yaşamasını ve o devlette her Filistinlinin de huzur içinde yaşamasını, huzur içinde görev yapmasını istiyor. 15 Kasım 1988 Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Milli Konseyi başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni ilan etti. Şu anda Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 140'a yakın. Yanlış hatırlamıyorsam 138 olabilir. Dünyada pek çok ülke Filistin Devleti'ni tanıyor. Şu dakikalarda benim size hitap etme fırsatı verdiğiniz şu dakikalarda bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında bir heyetimiz şu anda Filistin Büyükelçiliği'ndedir. Onlara destek için oradadırlar. (Gülüyor) 2012 yılında Birleşmiş Milletler Filistin'i bir şekliyle kabul etti. Üye olmayan gözlemci devlet statüsüyle kabul etti. 2012'de. 2015'te de Filistin'in bayrağı diğer bağımsız devletler gibi Birleşmiş Milletler'de de kabul edildi ve göndere çekildi. Halen Filistin topraklarının başta Kudüs olmak üzere Batı Şeria ve Gazze işgal altında. İsrail'in işgali altında. Bütün bunlar ortadayken Filistin sorununun çözümü için saygınlığı olan bütün ülkeler ya bu sorunu nasıl çözebiliriz diye yıllardır mücadele ederken Trump kalktı dedi ki 100 yılın anlaşmasını yapıyoruz, Filistin sorununu çözüyoruz. Anlaşmayı okudular, Filistin devletini yok ediyorlar aslında. Barış anlaşması değil, bu bir savaş anlaşması. Bir devleti yok etme anlaşması. Kudüs'ün tamamını İsrail'e verme anlaşması. Değerli arkadaşlarım, Filistin sadece bizim tarihimiz açısından değil, bizim gençlerimiz açısından da önemli bir yerdir. 1970'li yıllarda Filistin'e destek vermek için Filistin Kurtuluş Örgütü'nün saflarında gencecik pırıl pırıl üniversite öğrencilerimiz mücadele etti. Ve onların mezarları hala orada. Dolayısıyla Filistin davasına sahip çıkmak bir insanlık onurudur. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir devletin onurudur Filistin davasına sahip çıkmak. Dolayısıyla biz alınan karar dolayısıyla üzgünüz.
ve asla ve asla doğru bulmuyoruz. Filistin kendi topraklarında, bağımsız, işgalden arınmış topraklarında yaşamak zorundadır. Ve biz bunları yaşatmalıyız. Değerli arkadaşlarım, dün tabii acı olaylarla karşılaştık. Dediğim bu olayların yanında Suriye'den gelen, İdlib'den gelen haberler. Uzman çavuş Halil Demir, uzman çavuş Serkan Deprem, uzman çavuş Onur Şükrü Özler, uzman çavuş Uğur Kurt, uzman çavuş Uğur Katran, uzman onbaşı Kadir Yıldız, uzman onbaşı Gökhan Orhan ve tır şoförü İsmail Akatay şehit oldular, hayatlarını kaybettiler. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin, kahraman ordumuzun, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılar var, onlar da inşallah kısa süre içerisinde tedavileri olur, sağlık ve huzur içinde hastaneden taburcu olurlar. Değerli arkadaşlarım, Suriye konusunu yıllardır dile getiriyorum. Yıllardır. Bir sürü şey söyledim. Akılda kalanlar, bir Orta Doğu bataklığı lafı kaldı akılda. Biz bütün komşularımızla barış içinde yaşayalım diye özlem çekerken neden kavga ediyoruz? Dış politika sıradan bir olay değildir değerli arkadaşlarım. Dış politikanın milli olması lazım. Dilimde tüy bitti artık. Milli olması lazım. Dış politikada iktidar muhalefet olmaz. Dış politikada ülkenin çıkarları esastır. Ülkenin çıkarları esassa orada iktidar muhalefet olmaz. Değerli arkadaşlar, Dışişleri Bakanlığı'nı niye kurduk biz? Bütün dünya ülkelerinde Dışişleri Bakanlığı vardır. Bütün dünya ülkelerinde. Neden? Çünkü dışişleri farklı bir alandır. Herkes dışişlerinde görev yapamaz. Dışişlerinde görev yapmak, büyükelçi olmak, belli bir eğitim, belli bir tecrübeden sonra ancak olabiliyorsunuz. Liyakat sahibi olduktan sonra oluyorsunuz. Dünyayı bildikten sonra oluyorsunuz. İyi bir yabancı dil bilmeniz lazım. İki yabancı dil bilmeniz lazım. Gittiğiniz bölgenin, ülkenin sorunlarını bilmeniz lazım. O nedenle siyasetçiler dışişleri konusunda ya da dış politika konusunda cümle kurarken derler ki boğazında 9 boğum olması lazım. 9 boğum. Öyle kullanacaksın cümleyi. Asarım keserimle bu işler olmaz. Öyle diyeceksin. Dışişlerinin ayrı bir dili vardır. Ayrı bir hukuku vardır. Uluslararası ilişkiler vardır. Uluslararası kurumlar vardır. Eğer siz Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bırakıp dış politikayı ben yöneteceğim derseniz liyakati de devleti de yok edersiniz. Uzmanlık niye vardır arkadaşlar? Elazığ'a gittik. Depremle ilgili geldiler, jeoloji mühendisleri bilgi verdi. Ben jeoloji mühendisiyim. Hayır. O işi en iyi kim bilir? Jeoloji mühendisi bilir. Neden? Yıllarını o işe vermiş, onu araştırıyor. Dış politikayı en iyi kim bilir? Yıllarını o işe vermiş insanlar bilirler. Akademisyenler var, kitap yazanlar var. Hayatında bir cümle kurmamış, hayatında bir makale okumamış, dış politika ilgili tek yazı yazmamış insanı dış politikanın ana sorumlusu haline getirebilir misiniz? Yazıktır, günahtır bu memlekete. Yazıktır, günahtır. Nasıl üzülmesiniz? Değerli arkadaşlarım, dış politikanın, hele bizim bölgemizdeki dış politikanın farklı bir tablosu vardır. Bütün komşularımız yeraltı kaynakları zengin komşularımız. O yeraltı kaynakları bunların başına bela olmuş durumda. Egemen güçler orada. Dış politikada bilmemiz gereken bir gerçek daha var. Egemen güçler ateşi kendi elleriyle tutmazlar. Maşa kullanırlar. Sen tut derler. Sırtınızı sıvazlarlar, başınızı belaya sokarlar. Egemen güçlerin taşeronu olmamak bu coğrafyada çok değerlidir ve çok önemlidir.
Eğer pimpon topu gibi Amerika ile Rusya arasında gidip gelirseniz iki taraf da sizi kullanmaya kalkar. En büyük tehlikelerden birisi budur. Ve bu tehlikeyi yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Maalesef yaşıyoruz. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Suriye coğrafyası İdlib bizim açımızdan da çok önemli. İdlib'de ne var? Bakın İdlib dışında bir sorun kalmadı. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya. Amerika aldı, burayı ben yönetiyorum dedi. Rusya da şimdi ben de burayı yönetiyorum diyor. İki egemen güç Suriye'yi istediği gibi kullanıyor. İki egemen güç. İki egemen güç orada çatışacak taraflara silah temin ediyor. Kimin silah fabrikatörleri para kazanıyor? Suriye'nin mi? Hayır. Türkiye'nin mi? Hayır. Amerika'nın ve Rusya'nın. Uçak mı istiyorsun? Veriyor. Efendim top mu istiyorsun? Mermi mi istiyorsun? Hepsini veriyor. Tabanca mı? Tüfek mi? Kalaşnikov mu? Hepsini veriyor. Beyler vurun birbirinizi öldürün diyor. Taşeronlaşma tehlikelidir dış politikada. İdlib'de terörist gruplar var. Tahrir el-Şam'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Heyet Tahrir el-Şam. Birleşmiş Milletler bunu terör örgütü kabul ediyor. Biz de terör örgütü kabul ediyoruz. Bunların sayılarının İdlib bölgesinde 20 bin ile 50 bin arasında değiştiği söyleniyor. 20 bin ile 50 bin. Birinci soru. Bu terör unsurlarına silahları kim veriyor? Bu sorunun cevabını vicdanı olan herkesin sorması lazım. Masum çocukların kafalarını kesen, kadınları katleden bu terör örgütlerine silahları kim veriyor? Çin rahatsız. Amerika rahatsız. Rusya rahatsız. Suriye rahatsız. Herkes rahatsız. Bizim de rahatsız olmamız lazım. Kendi bölgemizde terör unsurlarının ciddi bir güç olarak ortaya çıkmalarına karşı çıkmamız lazım. Rusya bastırıyor, vuruyor. Evet. Bu terörist unsurlar yani 20 bin veya 50 bin veya 10 bin veya 5 bin terörist unsur Türkiye topraklarına girerse başımıza gelecek felaketi düşünebiliyor musunuz? Daha önce kaçıp gelenler savaştan kaçıp gelenlerdi. Şimdi de var savaştan kaçıp gelenler İdlib'den kadın, çocuk, yaşlı, genç vesaire. Ama bir de terör unsurları var orada. 20 bin ile 50 bin arasında değiştiği söylenen terör unsurları var. Bunlar Türkiye'ye gelirse ne olacak? Rusya vuruyor. Bakın Soçi'de bir anlaşma yapıldı. Değerli arkadaşlarım. Yapılan anlaşma 17 Eylül 2018. Anlaşmada Erdoğan şu öneride de bulunuyor. Bütün muhalif grupların İdlib'de yaşayan bütün muhalif grupların 10 Ekim 2018'e kadar ağır silah, tanklar, roketler, toplar ve havan toplarının geri çekilmesi taahhüt ediliyor. 10 Ekim 2018'e kadar ağır silahlar, tanklar, roketler, toplar ve havan toplarının geri çekilmesi isteniyor. Erdoğan'ın önerisi üzerine. Sonra yine Türk tarafının önerisi üzerine 2018 yılı sonuna kadar bu kez. Halep-Laski M4 karayolu ve Halep-Hama M5 karayolu ulaşımı açılacak diyor. İkisinin taahhüdünü Türkiye veriyor. Bu taahhüt verildikten sonra bu kürsüden ben ve dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımız Türkiye'nin üstlendiği bu görevi imkansız görev olarak tanımladık. İmkansız görev. Sen terör örgütlerinin elinden tankı, topu, silahı alamazsın, vermezler sana dedik. Niye bu görevi üstlendin sen?
M4, M5 karayolunu sen niye üstleniyorsun? Onlar açsınlar. Geldiğimiz nokta dramatik bir noktadır değerli arkadaşlar. Ve hala Soçi süreci bitti, Astana süreci bitti, hayır taraflar buna uysun bilmem ne olsun. Bir sürü laf dolaşıyor ortada. Kabak kimin başına patlıyor? Bizim askerin. Ben bunları söylediğim zaman da rahatsız oluyorlar. Ya ben üzülüyorum bunları dile getirdiğim için. Keşke bunların hiçbirisi olmasa da biz başka şeyleri konuşabilsek. Dertli değil miyiz? Dertliyiz. Üzüntülü. Evet, üzüntülüyüz. Değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın sığınmacılar gelecek. Söyledim. Defalarca söyledim. Ya bu Suriyeliler emin olun vallahi de billahi de milletin başına bela olacaklar kardeşim. Söyledim ya. 50 sefer söyledim ya. Ben Suriyelileri alın ateşe atın demiyorum kardeşim. Ya bölgeyi oluşturun. Avrupa Birliği ile konuşun. Birleşmiş Milletler'le konuşun. Evlerini, barklarını yapın. Gitsin otursunlar orada. Trump diyor ki niye vatandaşlığı almıyorsun? E sen al. Amerika çok daha büyük bir ülke. Alırsın bütün eyaletlere dağıtırsın. Niye ben alıyorum da sen almıyorsun? Benden daha zenginsin. Dünyanın egemen gücüsün. Alırsın 3,5 milyon Suriyeli'yi, mesele biter. Cesaret edemiyor, alamıyor. Bizimkilere tavsiye ediyor. Bunları vatandaşlığa alın. Hemen 110 bin kişiyi vatandaşlığa alıyorlar. E ben üzülmeyeyim de kim üzülsün arkadaşlar? Ben itiraz etmeyeyim de kim itiraz etsin? Şimdi gelecekler. 750 bin diyorlar, 1 milyon diyorlar, işte 1,5 milyon diyorlar vesaire falan. Burada da önlem alınması lazım. Söyledim. Dışişleri Bakanı'na da söyledim. Eğer buradan terör unsurları Türkiye'ye girerse, çünkü silahı bırakıp gelecek, kaçıp gelecek. Terörist olup olmadığı alnında yazılı değil ki. Aynı elbiseyi giymişler zaten. Nereden bulacaksın bunları? Yarın bunlar Türkiye'nin başına bela olursa faturayı bu millet ödeyecek ya. Değerli arkadaşlarım, öneri. 5 maddelik bir öneri. Yine sorumluluk üstleniyoruz. Yine sorumluluk üstleniyor. Yine ülkemiz için. Yine hükümete, hükümet diyorum affedersiniz, hükümet yok şimdi. Yine saray yönetimine. Öneri getiriyoruz yani arkadaş. Öneri getiriyoruz. Birinci önerimiz. İdlib'de konuşlanmış bulunan ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçiğimizin can güvenliği her şeyden önemlidir. Dolayısıyla İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de görev yapan tüm Mehmetçiklerimizin can güvenliğini sağlamak adına gereken tüm askeri ve diplomatik adımlar kararlılıkla atılmalıdır. Birincisi bu. En hızlı süratle yapılması gereken bu. İkincisi, Türkiye Soçi mutabakatı ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olmasından kaynaklı oluşan yeni koşullar nedeniyle en kısa zamanda Rusya ile birlikte İdlib'deki mevcut durumu yeniden değerlendirmelidir. Gerekli görülmesi halinde Soçi mutabakatının unsurları değişen koşullara uydurulmalıdır. Sahadaki mevcut duruma göre gerekirse yeni bir ateşkes hattı belirlenmeli, Türk askeri de bu yeni ateşkes hattına göre pozisyon almalıdır. Üçüncüsü, siyasi iktidar öncelikle Suriye'de rejim değişikliğine odaklanan siyasetini terk etmelidir. Ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla her türden işbirliği sonlandırılmalıdır. Suriye'de akan kanın durması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması için çaba gösterilmelidir. Bunun için bölgesel ve uluslararası planda diplomatik çabalar artırılmalı, en kısa zamanda anayasal sürecin yeniden canlandırılması için gerekli koşullar yaratılmalıdır. Dördüncüsü, İdlib'deki durum Türkiye'ye doğru yeni bir sığınmacı dalgasını hareketlendirmiştir. Bu konuda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerekir. Bu sığınmacıların Suriye sınırları içinde oluşturulacak güvenli bir bölgeye tahliyesi ve bu bölgede iskanları için
Rusya ve rejimle birlikte Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nde sorumluluk üstleneceği bir süreç ivedilikle başlatılmalıdır. Beşincisi, İdlib ülkemiz için ulusal bir güvenlik sorunudur. Aynı zamanda İdlib'in Suriye toprağı olduğu gerçeği de unutulmamalı. Bu bağlamda küresel bir tehdit olan terörist unsurlar ile muhalif grupların silah bırakmasına yönelik çabalar artırılmalı, silah bırakmaya yanaşmayan terör ve muhalif gruplara karşı her türden kararlılık gösterilmelidir. Bunu söylüyoruz. 5 öneri getiriyoruz. Dedim ya, nerede bir sorun varsa öneri de getiriyoruz. Bizim öneriyi eksik bulabilirler, eyvallah. Yanlış da bulabilirler. Ama adım gibi eminim, bu 5 maddeyi yaparlarsa Türkiye o bataklıktan daha rahat çıkabilecektir. Değerli arkadaşlarım, sakın şunları düşünmeyin. Bu olay oldu. Tank paleti unuttuk. Hayır, unutmadık. 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paraları unutmadık. Beşiktaş'taki terör saldırısında ölen polisler ve siviller için toplanan paraların nerelere gittiği konusunu unutmadık. Kaddafi'den alınan 250 bin doların, Erdoğan'ın Kaddafi'den aldığı 250 bin doların hangi derneğe verildiğini hala öğrenemedik. Onu takip edeceğiz. Ve sakın unutmayın, önümüzdeki hafta FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım. Bugün Suriye dolayısıyla giremedim. Hepinize selamlar, saygılar. Birleşimi kapatıyorum.